Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, hırka, yelek gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Modelim için öncelikle birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik hazırladım. İlmek sayımız 12 ve 12'nin katlarından oluşmaktadır. Yani her model için 12 ilmek çıkartıyoruz. Artı bir ilmek modeli tamamlamak için ilave ediyoruz. Bu bir ilmeği unutmuyoruz, yoksa modelimiz eksik kalır. Ve istediğiniz kadar da kenar ilmeği ekleyebilirsiniz. Ben toplamda 4 tane kenar ilmeği ekledim kenarlara. Kalan ilmeklerim de modelim için. Örgümün ön yüzünde ve ilk sırasındayım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bu ikinci olan da benim tekrar ar ilmeğim oluyor iki tane örmüş oldum Şimdi ana modelime geldiğim zaman bir ilmek düz örüyorum bir defa artırma yapıyorum ve 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum 2 kenar ilmeği bir tane düz ördüm 1 artırdım 2 ilmeği sola kestim arkasından 3 ilmek ters 1 2 ve 3. 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 2 ve 3 3 tersten sonra şimdi 2 ilmeğimin yönü farklı olduğu için çeviriyorum ve bu ilmeklerimi de sağa doğru bir kesim yapıyorum. Şimdi birinci modelimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Arkasından bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. Bir defa daha artırma yaptım. Şimdi ikinci modelim için iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 3 ilmek ters. 2 ve 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmeği Soldan sağa doğru içeriye doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra bir artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi ikinci modelimi de tamamlamış oldum ve bitti. Bu iki tanesi benim kenar ilmeklerim oluyor. Bunları da düz olarak örüyorum. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Örgümün arka yüzü ikinci sırasındayım. İlmeklerimi nasıl görüyorsam o şekilde örüyorum. Kenar ilmeğimi birini aldım, diğerini de haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Ters olan ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi de düz örüyorum. 3 ters, 3 düz, 1 ters, Üç düz, yani ilmeklerimi gördüğüm gibi örüp bu sıramı tamamlıyorum. Artırmalarımızı ters olarak örüyoruz. Evet, sıramızı tamamlayıp gelelim. Örgümün üçüncü sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğin birini örmeden aldım, diğerini düz olarak ördüm. Yani haroşa ördüm. Şimdi modelime geldiğim zaman 1 2 tane düz ördüm. Artırmamı yapıyorum. Burada bir düz, bir alt sırada kestiğim ve bir ters ilmeğim var. İkisini birlikte öncelikle sola doğru kesiyorum. Aradaki ters ilmeklerimi eksiltiyorum. Kalan iki ters ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 3. ters ilmeği bırakıyorum ki arkasındaki düz ilmekle birlikte kesebilmek için. Yönleri farklı olduğu için çevirdim. Sağa doğru bir kesim yaptım. Arkasından bir artırma yapıyorum. Şöyle göstereyim hemen. Ve aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3. Tekrar artırma yapıyorum. ikinci modelim için kesme işlemi yapıyorum düz ilmek yani bir alt sırada kestiğim ve arkasındaki ters ilmeği ikisini birlikte düz olarak kestim. 2 ilmek ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yine kalan ters ilmeğim ve düz ilmeğimin yönlerini şöyle çevirip içe doğru sağa doğru bir kesimi yapıyorum. Bir tane artırma İki ilmek düz. İkinci modelimi buraya kadar tamamlamış oldum ve bitti. Kalan iki tane kenar ilmeğim var. Bunları da birini düz, diğerini de kenarın düzgün olması için dıştan içe doğru ördüm. Arka yüze geldiğimiz zaman dördüncü sırada kenar ilmeğimi alıyorum ve ilmeklerimi tersi ters, düzü de düz yani gördüğüm gibi örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Artırmış olduğum ilmeklerim de ters olarak örülecek. Çıkan düzlerimi düz ördüm. Tersi ters, düzleri düz ve bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım. Modelimin ön yüzünde 5. sırasındayım. 2 tane kenar ilmeğimin bir tanesini örmeden aldım. Diğerini de düz olarak ördüm. Haroşaya çevirdim. Şimdi burada modelime geldiğim zaman 1, 2, 3 ilmek düz. Bir tane artırma yapıyorum ve yine bu iki ilmeğimi içeriye doğru kesiyorum. Yönleri farklı olduğu için sadece çevirdim. Sola doğru bir kesim yaptım. Kalan tek ters ilmeğimi ördüm. Arada bir düz ilmeğim. Bir tane ters ilmek örüyorum ikinci ters ilmeği bıraktım kesim yapmak için şimdi yönlerini şöyle çevirdim sağa doğru kestim arkasından bir artırma yapıyorum ve aradaki bu ajurlu olan ve düz olan ilmeklerimi örüyorum 3 4 5 ilmek düz bir defa artırma yapıyorum Diğer modele geldiğim zaman kestiğim ilmek ve arkasındaki ilmeği birlikte sola doğru kestim. Tek kalan ters ilmeğimi ördüm. Bir ilmek düz, tekrar bir ters, diğer ikinci ters ilmeğimle kestiğim ilmeğimi yönlerini çevirdim. Sağa doğru bir kesim yaptım. Artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve 5. sıramı da tamamlamış oldum. Örgümün arka yüzüne geldim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra tekrar ikinci kenar ilmeğimi de ördüm. Ve sıra sonuna kadar düzleri düz, tersleri de ters olarak örüp bu sıramızı tamamlayalım. bir düz var bir ters tekrar bir düz kalan diğer ilmeklerim ters ve düz olarak örüp bu sıramızı tamamlayalım tekrar ön yüze geldim keder ilmeğin birini örmeden aldım diğerini düz olarak ördüm burada bir iki üç dört ilmek düz ördüm bir tane artırma yapıyorum. Son ters ilmeğimi de kesiyorum sola doğru. Arada bir ilmek düzümü tekrar ördüm. Kalan son kesimimi de sağa doğru yapıyorum. Ortada toplamda üç tane ilmeğim kalmış olacak. Evet şu şekilde modelimiz buraya kurduk. Tekrar artırma yapıyorum. Ortadaki düz ilmeklerimi örüyorum. 2 3, 4, 5, 6, 7 tane düz. Artırmamı yaptım. İkinci modele geldiğim zaman burada da yine son kez kesimlerimi yapıyorum. İkisini bir kestim, ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle yönlerini çevirip son kez burada da sağa doğru bir kesimi yapıyorum. Artırdım. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve bu sıramı da tamamlamış oldum. Örgünün arka yüzünden de ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüp gelelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim ve ilk modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci model için kaydırma yapmamız gerekiyor. Kenarlara ikinci modelde yarım model yapıyoruz. Birinci model buraya, ikinci tam modelimiz tam bu orta yere ajurlu bölümü ve üçüncü modelde tekrar yarım model olarak kenara yapılacak. Şimdi buradaki ilmeklerimizde modelimizi tekrar kurarken kapatarak devam ediyoruz. İkinci modelimizin birinci sırası için iki tane olan kenar ilmeğimi burada örüyorum. Arkasından bir ilmek düz. Burası yarım model olacak. 3 ilmek ters. 1 2 ve 3. Bunlar kenar ilmeği. 1 düz, 3 ters. Tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Arkasından bir tane artırma yapıyorum ve bu 3 ilmeği kesmem gerekiyor. Öncelikle şöyle yönlerini çeviriyorum. Tekrar bu iki ilmeği alıp şişime takıyorum. Ve arkasındaki üçüncü ilmekle birlikte düz olarak örüp kesiyorum. Tekrar bir tane daha artırma yapıyorum. İkinci modelimi de buraya kuruyorum. Artırdıktan sonra bir ilmek düz ördüm. Üç ilmek ters. İki, üç tam ortaya denk gelen bölümde düz ilmeğimi buraya burada ördüm. Arkasından 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. İkinci modelimiz yani tam model buraya denk gelmiş oldu. Bir tane artırma yapıyorum. Dilerseniz buradaki kesme işlemini 2 ilmeği alıp baştakini ortaya Ortadakini başa getirerek de kesebilirsiniz bu şekilde. Ve arkadan 3. ilmeği de alıp 3 ilmeği de düz ördüm kestim. Yine aynı şekil oldu. Hangisi kolayınıza gelirse. Bir tane daha artırma yaptım. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. Burada da tekrar yarım model olacak. Bir ilmek düz Şimdi ikinci modelin birinci sırasının kurulum şekli bu şekilde oluyor. Kenar ilmeklerimi örüyorum ve sıramı tamamladım. Arka yüzde zaten ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geliyoruz. Şimdi bu sıramızda nasıl görüyorsak o şekilde örüp gelelim. Örgümün ön yüzünde üçüncü sırasına geldim. Kenar ilmeğin birini örmeden aldım, diğerini düz olarak ördüm. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir ilmek düz, 3 tane tersim var. Bunların iki tanesini ters olarak örüyorum. Eksiltme yapıyoruz. Şimdi ters olan ilmeğin ve arkasındaki düz ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Ve bunu sağa doğru kesiyorum. Burası yarım model. sağa doğru kesmiş oldum. Bir tane artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar artırma yaptım. Tam modele geldiğim zaman burada bir düz arkasında da ters ilmeğim var. İkisini birlikte sola doğru kesiyorum. 2 ilmek ters 1 ilmek düz. 3 tersten baştaki 2 ters ilmeği örüyorum. 3. ters ilmekle arkasındaki düz ilmeği birlikte sağa doğru kesiyorum. Tam modeli orta yerde tamamlamış olduk. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz. 1 2 ve 3. Tekrar artırmamı yapıyorum düz ilmekle arkasındaki ters ilmeği birlikte kesiyorum. Burası da tekrar yarım model. Kalan iki ters ilmeğim ve bir düz ilmeğimi ördüm. Modeli tamamladım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ve üçüncü sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Örgünün arka yüzünde düzü düz, tersi de ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Tekrar ön yüze geldik. 2 tane kenar ilmeğin birini örmeden aldım. Diğerini düz olarak ördüm. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters örüyorum. Kalan ters ilmeğimi kesiyorum. Sağa doğru bir kesim yaptım. Yarım modelimiz burada devam ediyor. Artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz tekrar artırma yapıyorum aradaki modelime geldim bir düz ve arkasındaki hemen ters ilmeği sola doğru kestim bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters ters de düzü sağa doğru yönlerini çevirip kesiyorum Tekrar artırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz. Bir defa artırma yapıyorum. Yarım modelime geldim ve burayı sola doğru kesiyorum. Ters ilmeğimi ördüm. Bir ilmek daha ördüm ve yarım modelimi de burada tamamladım. Kalan iki ilmeği de kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Modelin arka yüzünden ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde örüp gelelim. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi burada bir tanesini örmeden aldım, bir diğerini ördüm. Modelimle devam ediyorum. Bir ilmek düz. Şimdi son kesme işlemini yapıyoruz. Bir ters ve bir düzün yönlerini çeviriyorum. Son kez sağa doğru kesiyorum. Artık kesecek ilmeğim kalmadı artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Tekrar artırıyorum. Modele geldiğim zaman burada da düzle ters ilmeğimi son kez sola doğru kesiyorum. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Ve burada da bir ters bir düz ilmeğimin yönünü çevirip sağa doğru kestim. Ortada tekrar 3 tane ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz. Bir defa artırma yaptım. Şimdi bu ilmeğimi de burada düz ve tersi sola doğru kesmiş oldum. Bir ilmek düz ördüm, yarım modelimi tamamladım. İki ilmeğimi de kenar ilmeğimi burada örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geliyoruz ve ikinci modelimizi tamamlayıp üçüncü modelimizin başlangıcıyla devam ediyoruz. Şimdi burada ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Üçüncü modelimizin başlangıcını ve İkinci modelimizin kapanışını yapıyoruz burada. Bu sırayı da gösterdikten sonra zaten bir alt sıralara bakarak modele devam edebilirsiniz. Şimdi birinci modelin tekrarını yapıyoruz fakat daha farklı bir şekilde başlıyoruz. Öncelikle iki tane kenar ilmeğimi burada örüyorum. Burası yarım model olduğu için bir düz ve kestiğim bu ilmeğin ikisini birlikte düz olarak kesiyorum ve burada yarım modelimi tamamlıyorum. Arkasından bir ilmek yani bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ajurlu bölüme geldiğimiz zaman modelimizi buraya kuruyoruz. 3 ilmek ters. 2 ve 3. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. Devamında bir ilmek düz örüyorum. Bir defa artırma yaptım. Şimdi buradaki ilmeklerimi kesmem gerekiyor. 3 ilmeği birlikte. Ortadaki ilmeği başa, baştaki ilmeği ortaya aldım. 2 ilmek ve sonundaki üçüncü ilmekle birlikte üçünü de kestim. Kestikten sonra bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek düz. Şimdi bir diğer modelimiz de buraya gelecek. 3 ilmek ters 1 ilmek düz 3 ilmek ters Burada tekrar 1 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi de şöyle çeviriyorum. Ve ilmeğimi burada kestim. Kenardaki ilmeklerimi ördükten sonra üçüncü modelin birinci sırasında birlikte hem açmış hem de modellerimizi burada kapatmış olduk. Evet buradaki birinci modele bakarak tekrar modeli tekrarlayabilirsiniz. Arka yüzden de zaten ilmeklerimiz hep nasıl görüyorsak o şekilde örülüyor. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok güzel, çok da kolay bir model. Dilerseniz yetişkin örgülerinde, dilerseniz de çocuk örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, bu modelle yelek, hırka örebilirsiniz. Bunun herhangi bir ölçüsü yok. Ben sizlere fikir olması için şöyle büyük bir parçada hazırladım. Kendi ölçülerinize göre ilmeklerinizi atarak örebilirsiniz. Arka yüzden de görüntüsüne şöyle bakalım. Oldukça temiz, güzel bir görüntüsü var. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.